şu üç yerde kalbini istifade etmesi için Rabbimizin nimetlerinden istifadeli bir hale getir. İnde kıraatil Kur'an, Kur'an-ı Azimüşşan okunurken kalbin o Kur'an'a hazır olsun. Nasıl olacak kalp o Kur'an'a hazır? Yağmur yağdığında nasıl toprak onu içine alıp faydalı bir hale getiriyorsa, o toprağı atılan tohum da müsmir meyveli bir hale geldiği gibi, gönlümüze Allah'ımızın ayet-i celileleri indiği zaman ve tüliyet aleyhim ayatuhu zâdetum imana, ayet-i celileler okunduğu zaman onların imanları artar diye buyuruyor. İmanımızın artmasıdır. Ve fi mecalisi zikir, zikir meclislerinde de öyle uykuyla, gafletle değil, faydalanabilmek, istifade etmek. Çünkü Rabbi Zülcelal'imiz anıldığı için onun anılması da yine okuduğum Enfal suresindeki ayeti celile ile alakalı olacaktır. Esamre ve izâ zükirallâh vecilet kulûbuhum. Cenab-ı Hak anıldığı zaman onların kalpleri Rabbi Zülcelal'imizden korkar diye buyuruluyor. Ve fil halveti haythu la yarâke ahadun. Fil halve, böyle yalnız bir yerde, haythu la yarâke ahadun, hiçbir kimsenin görmediği Rabbi Zülcelal'imiz müstesna, böyle bir yerde de kendi iç halimize dönmek, kendimizi kontrol etmek, kendimizi dinlemek. İşte biz neyiz, ne yapmamız gerekir, hayatımız nasıl geçti, nereden kazandık, nerelere harcettik, neler öğrendik, bu öğrendiklerimizle yaptığımız amel nedir, bu hayat nasıl geçti diye tefekküre dalmaktır. Rabbimiz gönüllerimizi boş değil, bunu demekten de insan haya ediyor. Fakat hadis-i şeriflerde geçtiği için söyleyebilirim. Bir hayvan barınağı şeklinde değil de mamur olmuş, imar edilmiş, Kur'an'la süslenmiş, zikirle süslenmiş, Cenab-ı Hakk'ın korkusuyla, ona yakınlıkla, ona dönüşle, münib olmakla Rabbimiz tezyin buyursun.